Sarımsağ, sen Ankara'yı çok iyi biliyorsun. Hatta biz sabah da yayına gelmeden önce bir Kızılay'a baktık. Devamında Sıhhiye'ye baktık. Hadi bir de Ulus'a gidelim dedik. Oraya baktık ve tekrardan bu noktaya geri döndük. Şunu söylemek mümkün. Elbette ki vatandaşlar şu anda sokaktalar, dışarıdalar. Ancak tam da iş saati. Bunu da aktarmakta fayda var aslında. Özellikle bizim en çok dikkatimizi çeken şey oldu. Bakın, etrafa dikkatli bir şekilde bakacak olursanız eğer ciddi anlamda bir araç trafiği var. İnsan trafiğinin yanı sıra normal günlerde olmayan, yasağa daha fazla uyulduğunu düşündüğümüz günlerin aksine bugün Ankara'da gerçekten ciddi bir trafik var. Hatta biz bir ara yayına geç kalır mıyız acaba endişesi bile taşıdık. Çünkü diğer günleri kıyaslayarak yola çıkmıştık. Saat ona göre hesaplamıştık. Fakat bir çıktık ki gerçekten ciddi anlamda yolda bir araç trafiği söz konusu. Yalnız şunu da söyleyelim, tabii ki önümüzdeki günlerde 4 günlük yasağın olacak olması, haliyle iş yerlerinde biriken işlerin olması, biraz da aslında patronların esnek davranmaması tekrardan vatandaşları sokağa dökmüş gibi görünüyor. Çünkü şu an için herhalde tahminen herkes iş yerlerine gitmeye çalışıyor. Bunu yaparken de virüsten kaçınmak adına toplu taşımayı kullanmamaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki sokağa çıkma noktasında herhangi bir tedbire uyan kişinin pek olduğunu söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Rüya, yine de yoğunluk olduğunu görüyoruz bu kapsamda. Elbette bunu ilerleyen yayınlarda da detaylı bir şekilde konuşuruz ama İçişleri Bakanlığı da genelgeyi paylaştı. 30 artı 1 ile ilgili neler yaşanacak 23 Nisan'da ve 24 Nisan'da, özellikle marketlerde nasıl bir planlama yapıldı? Aktarır mısın bu konudaki detayları da? Hakkın Ünsal, önümüzdeki 4 gün de oldukça önemli. Çünkü cuma günü itibariyle artık ilk iftarımızı yapacağız. Perşembeyi cumaya bağlayan gecede ilk sahura kalkılacak. Dolayısıyla bir Ramazan hazırlığı olacağı da hesaplandığı için genelgede buna göre hazırlandı. Hemen aktaralım sizlere. Önümüz bu içinde bulunduğumuz 21 ve 22 Nisan tarihlerinde sabah saat 8 ila bu gece saat 23'e kadar marketler çalışmalarını sürdürecekler. Sonrasında ilginç bir şey daha yaşanacak. Sokağa çıkma yasağı, biliyorsunuz, aslında normalde marketlerin kapalı olduğu bir yasaktı. Ancak yine aynı şekilde Ramazan sebebiyle bu kapsamda da bir esnekliğe gidildi. Sabah saat 9 ila 14 saatleri arasında bakkalların, marketlerin açık olması kararlaştırıldı. Hatta şöyle bir esneklik daha yapıldı. 65 yaş ve üstü tabii ki bu yasak kapsamının dışında, ancak ihtiyaç halinde evinin yakınında olan marketlere, bakkallara vatandaşlar gidebilir dendi 2 gün için. Perşembe ve cuma günü için söylüyorum bunu. Fakat cumartesi, pazar herhangi bir değişiklik olmayacak. Kaldığımız yerden yine aynı şekilde yasak uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda nasılsa yine sokağa çıkılmayacak. Market, bakkal da bunun içerisine dahil olacak. Peki ihtiyaçlarımız varsa ne olacak? Elbette ki bu konuda herhangi bir endişeye mali yok. Çünkü fırın yine açık olacak. Bu kapsamda sucular yine açık olacak. Tüpçüler yine açık olacak. Hatta 50 bin nüfusta bir olmak üzere yine akaryakıt istasyonları, otolastikçiler, bunlar da açık olmaya devam edecekler. Kargocular çalışacak. Elbette ki eczaneler açık olacak. Elbette ki sağlık kuruluşları açık olacak. Yani yasak geçtiğimiz haftalarda nasıl uygulandıysa bu hafta sonunda da bu şekilde uygulanacak. Sadece tek bir farkı var. Yayının başında da söylediğim gibi marketler noktasında bir esnekliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Bir kez daha hatırlatıp sözü öyle bırakalım. Bugün itibariyle ve yarın itibariyle sabah saat 8-23 saatleri arasında bakkallar, marketler çalışacak. Perşembe, cuma günü sabah 9 ila 14 saatler arasında çalışacak. 65 yaş ve üstü evinde kalacak ama diğer yakınları, onlar için markete gidip gelebilecek ama evinin yakınındaysa bu market. Cumartesi, pazarsa marketler tekrardan kapalı olacak. Öz ihtiyaçlar içinse Vefa Sosyal Destek Grupları sahada olacak, Aktan Uysal.